Merhaba arkadaşlar. Java derslerinin bu bölümünde soru cevap oyununu yapmaya devam ediyor olacağız. Bu bölümde daha önce kullanmadığımız bir şeye ihtiyacımız var. Bir metin dosyasından soruları ve cevap seçeneklerini okumak istiyoruz. Bunun için Java'nın bir dosyadan okumayı sağlayan yapısını kullanacağız. Hatırlarsanız bizim bir tane soru deneme C panelini extend eden klasımız vardı. Ve soruyla ilgili işlemleri ekrana yansıtma işlemlerini daha doğrusu ve cevap seçenekleri seçildiği zaman kontrol işlemlerini biz bunu kullanarak yapıyorduk. Ayrıca bir de soru adlı Java klasımız vardı. Bir adet soruyu temsil ediyordu. Yani şu durumda soru klasının içerisinde değil de soru denemenin içerisinde okumamız çeşitli soruları daha mantıklı olacak. Çünkü soru klasımız tek bir soruyu ifade ediyor, soruyu temsil ediyor. Daha önceden de zaten hatırlarsanız biz hazır seçeneklerimizi burada soruları oluştur metodunu kullanarak yapmıştık. Şimdi soruları oluştur metodunun içeriğini biz siliyor olacağız. Bunun yerine soruları bir metin dosyasından okumaya çalışacağız. Bu text dosyasında ben daha önce şu şekilde oluşturdum. Metin.txt uzantılı bir dosyamız var. Burada şu sırayla gidiyor içerik. Soru metni. Daha sonraki takip eden 4 satırda şıklar. Son satırda da doğru cevap seçeneği bulunuyor. Bu text dosyasını bilgisayarınızda dilediğiniz yere koyup oradaki text dosyasını bularak okuyabilirsiniz. Bunun dışında Java programlarının çalıştırıldığı zaman bulundukları klasöre erişimimiz var. Onu birazdan görüyor olacağız. Fakat o klasör neresi diye merak ederseniz mesela şimdi burada proje içerisinde soru deneme Java klasımız var. Bunun bulunduğu yeri öğrenmek için sağ tıklayıp Properties derseniz dosyanın bulunduğu yolu size gösterecektir. Soru deneme nokta Java kısmını almıyorum. Klasör kısmını alıyorum sadece. Ve o klasöre gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi çeşitli Java klaslarının yer aldığı bir klasördeyiz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken klasları Java uzantılı klasları değil de onların binary hallerini çalıştırıyoruz. Yani çalıştırdığımız zaman, daha doğrusu şöyle diyelim. Bunlar source kodlar. Gördüğünüz gibi SRC klasörü altında kaynak kodları. Program çalıştırırken kaynak kodu doğrudan çalıştırmıyor. Onu bin binary klasöründeki bir class dosyasına çevirip onun üzerinden çalıştırıyor. Ki bu class dosyası içeriğine bakacak olursak bizim anlayacağımız türden değil de bilgisayarın kendi içerisinde anlayacağı türden ifade edilmiş durumda. Bu metin dosyasında binary klasörüne koyduk. Ve şimdi onları okumak istiyoruz. Java'da okurken birkaç farklı yöntem var text dosyasını okumak için. Bizim kullanacağımız bunlardan bir tanesi olacak. Kullandıklarımızın tabii kendi aralarında bazısının avantajı, dezavantajı olabiliyor. Fakat şimdi bizim uğraşacak olduğumuz küçük çaptaki dosyaları okuma amaçlı olarak hepsi hemen hemen aynı işlemi görüyor olacak. Öncelikle dosyayı bizim Java programımızda kullanabilir hale getirmek için File Reader klasını kullanıyor olacağız. Dosya okuyucu olarak çevirebiliriz. Bu bir class olduğu için o class'a ait objeyi oluşturmamız gerekiyor. Dosya okuyucu diyelim biz buna. New file reader şeklinde oluşturabilmekteyiz. File reader dosya okuyucu parametre olarak bir tane bizden dosya istiyor.
Dilerseniz buraya file türünden, file description türünden bir parametre gönderebiliyorsunuz. Biz burada string göndereceğiz. Yani dosyanın adını belirteceğiz. Bizim dosyamızın adı şuradan tekrar bakacak olursak metin şeklinde. Uzantısı da txt halinde. Çünkü bir metin dosyası olduğu için. Şimdi o uyarıya biraz sonra geliyor olacağız. Eğer burada doğrudan dosya ismini belirtirseniz bizim soru deneme nokta Java'nın class dosyasının yani şu an şurada yer alıyor. Bu binary'nin bulunduğu klasördeki dosyalar üzerinden arayacaktır. Dilerseniz burada doğrudan bir yolda belirtmek mümkün. İşte C klasörü altında bir noktada ise bu şekilde yazmamız gerekecek. C slash ve metin txt şeklinde. Burada slash'ı çift koymamızın sebebi de bazı ayraçlar var. Onlardan daha önce bahsetmiş miydik? Tam emin değilim. Mesela ters slash n koyduğunuz zaman bir string'de alt satıra geçmenin kısa yoludur. Bazı ifadeler ters slash ile başlayarak bir harf takip ediyor. Bunlar çeşitli komutlara karşılık geliyor. Bu mesela string içerisinde bir tab yani 6 karakterlik standart olarak bir boşluk bırakmanızı sağlıyor. Normal olarak slash koymak isterseniz string'de çift slash olarak burada belirttiğiniz takdirde yazdığınız string tek bir slash'a karşılık gelmiş olacaktır. Biz şimdi aynı klasörde olduğumuz için sadece metin txt diyor olacağız. Fakat şu an gördüğünüz gibi bir hata alıyoruz. Import'u da az önce ben otomatik tamamlamayı kullandığım için otomatik olarak yaptı. Import java io bu sefer input output package'ının altında file reader'ı import ettik. Gördüğünüz gibi burada altını çiziyor. Unhandled exception type file not found exception diyor. Exception'lardan tam olarak bahsetmiş miydik? Hatırlamıyorum fakat kısaca şimdi tekrar bahsedelim. Exception, programın çalışması sırasında alabileceğiniz hatalara deniyor ve bazı metotların böyle bir riski var. Yani exception verebilme riski var. Bu gibi durumlarda o metot belirtiyor zaten. Diyelim bizim şimdi kullanacağımız file reader'da böyle bir içinde exception verebilecek kısım var. O kısımda bizim verdiğimiz parametredeki metin dosyasını bulamadığı takdirde verilen bir exception. Gördüğünüz gibi burada exception type da demiş. File not found exception. Yani dosya bulunamadı exception'ı. Exception tam olarak böyle özel durum gibi yani sorun. Böyle bir durum olduğumuz sorun oluyor. İki adet çözüm önerisi sunuyor bize Java. Daha doğrusu Eclipse burada. Add throws declaration ve surround with try catch demiş. İlki metoda throws diye bir tane uzantı ekliyor. Gördüğünüz gibi şurada metodun signature dediğimiz kısmı, public'i, return değeri, metot adı, parametreleri, ardından throws keyword'ü ve bir adet exception klasının adı yazıyor. File not found exception. Bu şekilde yaptığımız takdirde burada gördüğünüz metot bu exception'ı verebilir demek oluyor. Ve bu metodu çağıran her noktada da bunu düşünmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi soruları oluşturur. Throws, file not found, exception dedikten sonra yukarıda soruları oluşturur çağırdığımız noktada yine buradan bir exception gelebilir diyoruz. Çünkü zaten biz burada belirttik. Yani throws diyerek bu exception'ı alabilirdi. Bu şekilde yaptığımız takdirde burayı da düşünmemiz gerekecek. Burayı diyelim yine benzer şekilde düzeltirsek add throws exception dersek bu sefer soru denemeye de bu exception kısmını ekleyecek ve bu constructor'ı çağırdığımız frame denemeyi de benzer yollarla düzeltmeye çalışmamız gerekecek. Yani bu şekilde giderek sorunu kökünden halledemiyoruz. Ama tabii oluşturduğumuz bir metot bunu
edebilecekse koymamızda sorun yok. Yani ilki de hani kötü bir çözüm yolu değil ama şu anki yaptığımız durumda bizim için ikincisi daha elverişli olacak. Surround with try catch demiş. Try dedikten sonra yer alan küme parantezlerinin arasındaki işlemleri programda yapıyor. Yani yapmayı deniyor. Eğer orada herhangi bir sorunla karşılaşırsa diyelim exception alırsa exception aldığı takdirde catch bloğunu yani catch dedikten sonraki küme parantezleri arasını yapıyor olacak. Bu şekilde yaparsak daha kolay olacak bizim şu anki işimiz. Hemen bir de ufak zaman kontrolü yaptıktan sonra yani biz burada ne yaptık? File reader'ın constructor'ı file not found exception throw ettiği için throws yani bunu verebilir dediği için bir şekilde çözüm sunma amaçlı. O halde bu constructor'ı dene oluşturmayı. Sorun olursa dışarı atarsın dedik. Sorun olduğu takdirde catch'in içerisine atacak. Bunu otomatik olarak oluşturdu. Aldığımız exception'la ilgili bazı bilgileri ekrana yazdırıyor olacak. Burada yazan bu satır sayesinde. Yani olmasa da olur. Başka bir şey yazdırabilirsiniz. Burada ekrana dosya bulunamadı diye system out print'i kullanarak yazdırmanız mümkün. Şimdi dosyayı file reader'la elimize aldık diyelim. Bunun dışında bir de buffered reader kullanmamız gerekiyor. Yanlışlıkla F1'e bastım ondan help ekranı açıldı yandı. Bir de buffered reader kullanıyoruz. Bu da yine okumamızla ilgili bir şey. Çok detayına girmiyor olacağım. Metin gibi dosyaları işte belli bir sıralı bilgi içeren dosyaları okumamızı sağlıyor. Buffer dediğimiz neyse onlardan daha sonra da bahsedebiliriz. Yani buffer'ı bir bardak gibi düşünebilirsiniz. Esas okuduğumuz dosyadan bir bardaklık alıyoruz. Onun içinden okuyoruz. Sonra tekrar bir bardak alıyoruz gibi bir şeyler. Neyse oralar yani çok şimdi işimizi karıştırmasın. Dosya okuyucu dedik. Bunu da okuyucu diyelim sadece. Bunu da yenisini oluşturacağız. Yanlış şey yaptık tabii. Yine otomatik tamamlamanın azizliğine uğradık diyelim o zaman. Bu da bir input alıyor. Burada almamız gereken de bizim az önce oluşturmuş olduğumuz file reader'daki dosya okuyucunun parametresine ihtiyacımız var. Yani daha doğrusu dosya okuyucuya parametre olarak ihtiyacımız var. Bunu da gördüğünüz gibi try'ın içerisine aldım. Çünkü yaptığımız işlemleri try'ın içinde yapmamız gerekiyor. Ayrıca buffer reader ile ilgili de bir sorun olursa aynı şekilde bu bloğun içerisinde dedim, içerisinde kalmış oluyor olacağız. Şimdi bunlar dışında kurulum işlemi tamam. Diyelim ki bir satır okumamız gerekiyor. Okuyucu objesini kullanacağız bunun için. Okuyucunun readLine adlı bir metodu var. Bize bir string döndürüyor. O halde bizim bir string'e ihtiyacımız olacak. Direkt burada diyelim string satır eşittir okuyucu readLine şeklinde belirtelim. Burada gördüğünüz gibi unhandled exception type IO exception dedi. Bu sefer de IO exception'ını düşünmediniz diyor. Bazı çözümler var yine. Throws declaration, metoda throws ekliyor. Az önceki olduğu gibi. Add catch clause to surrounding try. Bu dışımızdaki try'a exception'la ilgili bir catch ekliyor. Add exception to existing catch clause'u kullanacağız. Var olan catch'in içerisine yeni bir exception ekledi bu durumda.
Find Not Found Exception'ı da aynı zamanda IO Exception'ın içinde bulunuyormuş. O halde bunu kaldırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi IO Exception daha genel bir kavram. File Not Found IO Exception ise onun bir alt sınıfı gibi. Yani eğer IO Exception varsa burada ekrana yazdırıyor olacak. Yapabileceğimiz ayrı bir şey. Yine ekstradan başka bir catch kısmı eklettirebilirdik. Eclipse'e. Bu durumda IO exception olduğunda ayrı bir işlem yapacağız. File not found'sa eğer o zaman ayrı bir işlem yapıyor olacaktık. İkisinin çok da bizim şu anki kullanışımız açısından farkı yok. Fakat dosya okumamız gerekiyorsa bu exception'ları bir şekilde hallediyor olmamız lazım. Satırı okuduktan sonra artık string elimizde. String'le diyelim ekrana yazdırmak istiyoruz bir string'i. System.out.println'le satırı ekrana yazdırmamız mümkün. Diyelim bütün okuma işlemlerini yaptık varsayalım bu noktada. En sonunda okuyucuyu kapatmamız gerekiyor. Okuyucu close şeklindeki okumuş olduğumuz dosyayı biz okuma sırasında okuma işlemi için iznini almış oluyoruz. Bu izni işletim sistemine geri iade etmemiz gerekiyor. Yoksa sorunlara yol açabilir yine. Bilmemiz gereken eğer bir reader açtıysak bu reader'ı close etmemiz gerekiyor. Eğer exception alırsak buradan çıkıyoruz. Bir sorun olduğu için zaten kendisi reader izinlerini iptal ediyor sanırım. Çünkü dosya okuyucuyu biz burada tanımladığımız için catch'in içerisinde şimdi dosya okuyucu nokta close diyemeyiz. Çünkü dosya okuyucu bu bloğun dışında tanımlanmış durumda. Fakat hani garanti olsun derseniz file reader'ı deklare ettiğimiz yani şu declaration dediğimiz türünü belirlediğimiz kısımları dışa alabiliriz. Burada ise doğrudan değişken isimlerini kullanırız. Fakat bu durumda bile bakalım. Gördüğünüz gibi dosya okuyucuyu close etme de bir exception verebiliyor. Catch'in içinde yeni bir exception vesaire açacağız. Yani exception olduğu zaman izinleri geri iade ediyor. Muhtemelen Java kendisi. Şimdi bir okumayı deneyelim acaba o kadar şey yaptık. Okuyor mu? Program hata verecek. Hata vermesinin sebebi ekranda görüntüleyecek soru bulmamasından dolayı. Çünkü henüz o kısmını yapmadık. Fakat biz hata vermeden önce umuyoruz ki bir satırımızı yazdırmış olacak. Fakat olmadı. Metin TXT'yi bulamamışız. Gördüğünüz gibi exception aldık. Java file not found exception'ı. Bu da dosya bulunamadığı için. Metin TXT'sini bulamadığımız için öyle bir hata almışız. Acaba neden diye bir araştırmaya koyulalım isterseniz. Metin diyor. Yani metin olmasına metin. Acaba source'un içine mi atmamız gerekiyordu? Bu durumda yine aynı hatayı aldık. Evet, yine hata kovalamacaya gidiyoruz. Bakalım hatamız neden dolayı acaba? Belki de program çalıştığı zaman ayrı bir yolda arıyor olabilir. O yüzden biz garanti olsun diye isterseniz şu şekilde dosya yolunu kullanalım. Hatta source'un içerisindekini silelim. Öyle bir şey yok. Kafamızı karıştırmasın. Binary'nin içerisindekini kullanacağız. Şuradan
Doğrudan yolunu alalım. Şuradan da alabiliriz. Dosya adı vardır belki diye oradan aldım ama yokmuş. Şimdi çift slash'larımızı kullanacağız. Slash'ları çift kullanıyoruz ki string olarak doğru olsunlar. Az önce gördüğünüz gibi zaten bu şekilde bir şey kabul etmiyor. String'de bir hata olmuş oluyor. Slash koymak istiyorsak eğer o slash'ın çift slash şeklinde olması gerekiyor. Şuraya da 1000 dedikten sonra da bir çift slash koyacağız. Tekrar bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu sefer umduğumuzu bulmuş olduk en azından. Bir hata alacaktık zaten. Java'da ekrana yansıtacak sorular bulamıyor çünkü soru deneme panelimiz. Onu henüz yapmadığımız için alamıyor. Çünkü soruları oluşturun aslında soru eklemesi gerekiyor. Fakat şu anlık onu yapmıyoruz. Ama düşündüğünüz gibi, gördüğünüz gibi ilk satırı okumayı başardık. Benzer şekilde şu ikiliyi tekrar kopyalayıp yapıştıracak olursak, tabii string'i deklare ettiğimiz için sadece satır okuyucu readline dedik. Ya da dilerseniz kısaltarak doğrudan şöyle yapmak da mümkün. System out print elem dedim. İçine de okuyucu readline'ı yazdım. Noktalı virgül dedim. Bu durumda bir satır daha okuyup ekrana doğrudan yazdıracak gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğum metin dosyasından bu şekilde satırlar okuyarak ekrana yazdırabildik. String olarak almış bulunduk. Exception'ı az önce farklı yerde verdi. Onu görmedik sayın. O birazcık sanırım bu işlemlerin paralel olarak yapılabilmesinden kaynaklanıyor. Ki onlara hiç girmeyelim. Yani main'in çalışmasıyla bu dosyanın okuyuşu. Her neyse şimdilik şöyle üst kısmı birazcık genişletelim. Şimdilik ne yaptık? Dosya okuyucuyla bir şeyler okumayı başardık. Bir sonraki bölümde bu satırları daha düzgün bir şekilde soruların içerisine okumaya çalışacağız. Çünkü böyle satır satır, tek satır okuduğumuz takdirde bize hiçbir faydası yok. Yani her seferinde şu koca satırı okuyup ekrana yazdırmaktan başka bir şey yapmadık. Satırları daha otomatik bir şekilde bir döngü kullanarak okuyor olacağız ve aynı döngünün içerisinde onları sorulara yerleştirip ekrana yazdıracağız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.